اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنه الصلاه ومفتاح الصلاه الوضوء صدق رسول الله فيما قال او كما قال محترم مسلمونار okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Okuduğum hadisi şerifte ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennetin anahtarı namaz. Namazın anahtarı ise abdesttir. Kıymetli müminler, İslam'a göre temizlik imandan gelen vazgeçilmez bir sorumluluktur. Güzel dinimiz tertemiz bir bedene, huzura ermiş bir kalbe, günahlardan arınmış bir ruha sahip olmak isteyenleri abdeste davet eder. Böylelikle kulun maddi ve manevi yönden temizlenerek Allah'ın huzuruna pak ve nezih bir şekilde çıkmasını ister. Değerli Müslümanlar, mümin abdesti hem ibadet sevabı kazandıran hem de kendisini kirden ve mikroptan koruyan büyük bir nimet olarak görür. Dininin direği, ruhunun miracı olan namaza abdestle hazırlanır. Kur'an-ı Kerim okumadan önce abdest alır. Kabe'yi abdestli tavaf eder. Böylece mümin bir yandan en çok kirlenen uzuvlarını her gün en az beş kere temizler, diğer yandan da Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olur. Her kim abdest alır, ve abdestini güzelce almaya özen gösterirse günahları vücudundan çıkar hatta tırnaklarının altından süzülür gider. Aziz müminler, dünyayı kuşatan Covid-19 salgınıyla millet olarak topyekün mücadele ediyoruz. Bu mücadelede başarılı olmamızın yolu temizlikten, maske ve mesafe kuralına uymaktan geçiyor. Unutmayalım ki düzenli ve özenli bir temizlik konusunda abdest bizler için en güzel imkandır. Biz çocukluktan itibaren abdest alışkanlığı ile büyüyen tertemiz bir kültürün fertleriyiz. Dilimize yerleşen abdest bozmak tabiri bile halkımızın gün boyunca abdestli bulunmaya ne kadar önem verdiğinin ifadesidir bedenimize nezafet, ruhumuza sükunet veren abdestimiz, salgın hastalıklar karşısında en güzel koruyucudur. Su ile gelen doğal temizlik sayesinde daha sağlıklı bir toplum olmamıza yardımcıdır. O halde abdestin sağladığı hijyen ve ferahlığı hayatımızın bir parçası haline getirelim. Zira Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah çok tevbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever.